Diyelim ki okulda veya işte kötü bir gün geçirdiniz. Eve gittiğinizde yapacağınız ilk şeylerden biri nedir? Belki ailenizi ararsınız, arkadaşlarınızla buluşursunuz veya insanlara internet üzerinden ulaşırsınız. Stresli olduğunuz zamanlarda sosyal destek için çevrenizin yardımını istersiniz. Ama sosyal destek sadece yakın arkadaşlarımızdan ve ailemizden gelmez. Yardım elimizi uzattığımız ve destek aldığımız herkesten gelir. Diyelim ki bu kişi sizsiniz. Sosyal çevrenizin size nasıl sosyal destek sağlayabildiğini biraz anlamaya çalışalım. Tekil kişilerin birden çok rolü üstlenebileceğini ve size farklı türde destek olabileceğini unutmayın. Birbirimize sağlayabileceğimiz 4 ana türde sosyal destek vardır. İlki, duygusal destektir. Duygusal destek, yakınlık, sevgi, güven, ilgili olma gibi şeyleri kapsar. Dinlemeyi ve empati kurmayı gerektiren bir destektir. Sarılma, sırt sıvazlama gibi fiziksel eylemleri de kapsayabilir. Ve bu desteği genelde aileniz ve yakın arkadaşlarınız gibi en yakınınızdaki insanlar sağlar. Diğer bir destek türü ise itibar desteği. Bu da güven verici ve cesaretlendirici söylemleri kapsar. İnsanların size inandıklarını belirtmek için söyledikleri sözler yani. Bu destek tipi de hem ailenizden ve arkadaşlarınızdan hem de terapistlerden, koçlardan ve hocalarınızdan gelebilir. Diğer bir destek enformasyonel yani bilgisel destektir. Bu da bilgi paylaşımını ve tavsiye vermeyi kapsar. Ve diğer destek türleri gibi bu destek de ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir. Ama aynı zamanda griple nasıl başa çıkılacağına dair internette tıp makalesi yazmış olan tanımadığınız kişiden de gelebilir. Tabii bir de maddi desteğimiz var. Bu da parasal desteği, maddi malzemeleri, eşyaları ve yardımları kapsayabilir. Yani sizin üzerinizden bazı sorumluluklarınızı alıp, diğer sorunlarınızla baş etmenize yardımcı olabilirler. Ve bu tür destekler banka gibi kişisel olmayan, gayri şahsi birimlerden veya size hasta olduğunuzda akşam yemeği getiren ya da işten ayrılıp yeni iş bulma sürecinizde size borç veren insanlardan gelebilir. 4 adet sosyal destek var dediğimi biliyorum ama şimdi buraya 5.'sini ekleyeceğim. Bu da yoldaşlık desteğidir. Bu destek kişiye sosyal bir aidiyet duygusu veren bir destek türüdür. Bir aktiviteyle meşgulken birbirinize eşlik etmenizdir. Tüm bu sosyal destek türleri çok farklı yerlerden gelebilir. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, sevgililerinizden, evcil hayvanlarınızdan, meslektaşlarınızdan, hatta sağlık uzmanlarınızdan ve toplu etkinlik organizatörlerinizden gelebilir. Etrafınızdaki sosyal ağlar aracılığıyla tüm bu farklı insanlar size sosyal destek sağlar. Ve bu sosyal desteğin aslında inanılmaz şekilde önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü sosyal destek, sağlık ve esenliğin önemli derecede belirleyici bir faktörü. İyi bir şekilde desteklenen insanlar daha uzun ve daha sağlıklı hayatlar yaşamaya meyilliler. Yüksek seviyede desteklenen insanlar, aynı zamanda ruh sağlığı sorunlarıyla daha az karşılaşırlar ve egzersiz yapmak, sigara içmemek gibi sağlıklı davranışlar sergilemeleri ve sağlıklı eylemlerde bulunmaları daha muhtemeldir. Bunun neden böyle olduğunu bilmek çok zor. Ama sosyal destek, hayatta bizi strese sokan etmenlere karşı aşımız olabilir. Peki ya güçlü bir destek çevremiz yoksa ne olacak? Az sosyal destek gören insanlarda, depresyon ve kaygıya bağlı semptomların görülme ihtimali daha çok artıyor. Ruh sağlıkları bozulmaya daha fazla eğilimli oluyor ve alkol ve uyuşturucu sorunları yaşamaya daha meyilli oluyorlar. Bence en ilginç şey, az sosyal destek gören bireylerin kanser ve kalp hastalıkları gibi sebeplerden ölme risklerinin daha yüksek olması. Artık tüm bunların farkında olduğumuza göre, sadece kendi sosyal desteğinize değil, aynı zamanda diğer insanlara sağladığınız sosyal desteğe de dikkat etmenizin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuzdur. Çünkü etrafınızdaki sosyal destek ağındaki diğer insanlar gibi, siz de bu çevrede bulunan herkesin destek görmesine yardımcı oluyorsunuz.